anlaşılan o ki hakikaten bir dayanışma ağı var. O dayanışma üzerinden yürütülen hizmetler var. Çünkü bir yandan da çift taraflı anladığım kadarıyla bir hizmet politikası gidiyorsunuz. Sosyal anlamdaki yaraları sarma bir yanda ama bir yandan da hizmet üretmeniz gerekiyor. 6 ayda geride kaldı. Bu süre içinde neler yaptınız? Yani başlıklar ve tabii o başlıkların önemli olanların altında içeren. Yani şunu ifade edelim. Yani kaynakları çok doğru kullanıyoruz. Yani israf yok, yolsuzluk yok, hırsızlık yok, çalmıyoruz. Dolayısıyla bu kıt imkanlarla çok işlerde başardık. Yani bunu tekrar ifade edelim sevgili eş başkanımız. Çok güzel ifade ettiler. Belediyenin kaynakları diğer resmi kurumlara maalesef peşkeş çekilmiş. Belediyenin içi boşaltılmış. Milli Eğitim'in, Spor Bakanlığı'nın, Aile Bakanlığı'nın yapması gereken bütün işler belediye bütçesinden yaptırılmış. Belediyenin asli işlevleri dururken farklı kurumlara peşkeş çekilmiş. Buna rağmen biz birçok şey başardık. Bu 10 milyar borcun büyük bir kesimi kaynağından borcu kesilerek bizim hisselerimiz bize gönderiliyor. Yani İller Bankası'ndan ya da Muhasebet Genel Müdürlüğü'nden bize gelen para bu borçlardan kaynaklı eksik bize geliyor. Fakat buna rağmen bizim başardığımız birçok şey var. Şöyle örneklendirebiliriz. Yani şimdi bu 6 yıllık, son 6 yıllık kayım döneminde bütün Van'da 400 kilometre yol yapılmış. Yani bütünlü sıcak karışım dediğimiz beseke asfalt, sıcak asfalt. Biz bu 6 ayda 400 kilometre yol ihaleye çıktık ve 200 kilometresini bitirdik. 6 yılda 400, 6 ayda 200 evet. kilometresi bitti. Ve 400'ünü de ihale ettik. 400 kilometresine ihaleye çıktık. Bunun yarısını neredeyse bitirdik ve yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır yapılmayan köy yollarını ya da ilçe merkez yollarını yapmaya başladık. İşte Bahçesaray'dan tutun, Erciş'e, Çaldıran'dan tutun, Başkale'ye kadar, Çatak'tan tutun, Özalpa, Saray'a kadar her yere bu şekilde hizmetlerimiz oldu. Yani 6 ayda kayyumun yaptığı 400 kilometre yola karşılık 6 yılda biz bütün bu imkansızlıklara, parasızlıklara rağmen bu 5-6 aylık süreçte 400 kilometre yol ihaleye çıktık. Bunun yarısını 200 kilometreye yakınını bitirdik. Bu sadece yol kısmında yaptıklarımız ve bütün bu imkansızlıklara rağmen. Bununla birlikte çok çarpıcı bir örnek Başkale. Yıllardır bir içme suyu sıkıntısı var. Biz bütün bu imkansızlıklara rağmen Başkale ilçemizin içme suyu ihalesini yaptık. Yapımına başladık. Şu anda %90 seviyeye ulaştık. 15-20 gün içerisinde sevgili eş başkanımız ve yönetici arkadaşlarımız da gidip Başkale içme suyunun açılışını yapacağız. Yıllardır suya hasret olan 40-50 bin nüfusluk ilçemizi suyla buluşturuyoruz. Bununla birlikte özellikle gençlere destek anlamında yıllardır Büyükşehir Belediyesi gençlere eğitim desteği vermiyor. Biz gelir gelmez hemen bütün yine imkanlarımızı zorlayarak, şartlarımızı zorlayarak, kılı kırk yararak tabiri caizse Van'da yaşayan, Van'ın dışında üniversite okuyan 2000 Vanlı gence üniversite bursu desteği, eğitim desteği vereceğimizi açıkladık. Şimdi o kadar derin bir yoksulluk var ki, o kadar derin bir işsizlik var ki maalesef şu ana kadar bize 6000 genç başvurdu. Bakın bizim planlamamız 2000. Biz başvuru süreçlerini başlattıktan sonra 6000 gencimiz başvurdu ve biz karar aldık. Bize başvuran bütün gençlerin taleplerini karşılayacağız. Hiçbir genci umutsuz, çaresiz bırakmayacağız. Gönüllerine dokunacağız. Şöyle bizim ilk etapta ödemeyi planladım. Biliyorsunuz bu Kredi Yurtlar Kurumu'nun bursu 2500 lira civarında. Biz biraz bunun üstüne çıkarak bütün o planlama süreçlerimizi 2000 gence eğitim desteği verecek şekilde ayda 4000 TL olarak planlamıştık. Ancak bu başvuru sayısı 6000'e ulaşınca ve gerçekten
Onların, gençlerin yanında olduğumuzu, gönüllerimizin onlarla birlikte olduğunu, umutlarını hiçbir şekilde tüketmemeleri adına, dirençli, moralli olmaları adına biz bu aylık ödeyeceğimiz miktarı düşürüp bütün gençlerin faydalanacağı bir şekilde dağıtacağız. Yani o belki küçük olabilir, belki eksik olabilir. Elbette ki 50 bin TL bile azdır bugünkü ekonomik sıkıntılardan. Bu kadar hayat pahalılığında, bu kadar her şeyin her gün fiyatlarının arttığı bir dönemde gerçekten hak ettikleri bu değil. 50 bindir en az o gençlerin ama bizim de mali sıkıntılarımız ortada. Hakikaten bunu da ifade edelim. Yani belki fiili olarak bir kayyum ataması resmi olarak yapmıyorlar. Fakat fiili olarak bizi çaresizleştirme, bizi iş yapamaz hale getirip ya işte gördünüz bunlar başarısız oldu, hiçbir şey yapamadılar, beceremediler. Yani dolayısıyla biraz artık bizleri cezalandırma niyetiyle halkı cezalandırmaya yönelik bir boyuta ulaştı iş. Yani bizleri bahane ederek, bizleri halka, topluma karşı başarısız gösterme uğruna topyekun burada yaşayan 1 milyon 200 bin kişiyi cezalandırma, daha da yoksullaştırma, daha da fakirleştirme politikalarıyla biz karşı karşıyayız. Bu çok tehlikeli bir şey. Yani hem kentin geleceği adına, hem ülkenin geleceği adına işte bu kadar büyük bir borç yükü bu yetmezmiş gibi 10 yıldır sevgili eş başkanımız da ifade etti. Hiçbir şekilde talep edilmeyen sigorta vergi borçlarının icra yoluyla tahsili ve bize gönderilen ödeneklerin kesilmesi ne demek? Bu halkı cezalandırmak demek. Şimdi siz bu halka sağlıklı bir kent, yeşil bir kent oluşturamazsanız bu halkı cezalandırmaktır. Siz halk için gelen paraları milli eğitime aktaracaklarına bizim ileri biyolojik atık su arıtma tesisimiz var. Maalesef bu hem toplumsal sağlığı ilgilendiren bir şey, hem Van Gölü'nün geleceği adına çok kötü, büyük bir tehlike. Van Gölü'ndeki canlıların ekosistemini direkt etkileyen, çok üzülerek ifade ederim. Bunu seçimlerden önce de hemen sonra da ifade etmiştik. Bu kayyum anlayışı, işte halkın bu kadar katrilyonlarını farklı kurumlara peşkeş çeken bu anlayış bütün Van'ın geleceğini ilgilendirecek, Van Gölü'nün geleceğini ilgilendirecek ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin kapasitesini eksik yapmış. Eksik yapmış. Şöyle, şimdi orada, bu çok önemli, bunu biraz açmak istiyoruz. Lütfen sizler de anlayışla karşılayın. Şimdi sevgili Bekir Kaya ve Hatice Çoban zamanında, yani 2014 sürecinde ileri biyolojik atık su tesisinin nüfus yoğunluğunu karşılayacak bir şekilde ve önümüzdeki 50 yılı da kapasite olarak karşılayacak şekilde Avrupa Birliği'nden bir hibe talebinde bulunuyorlar ve Avrupa Birliği böyle projelere destek veriyor. Toplumsal sağlığı ilgilendirdiği için, kentin geleceğini ilgilendirdiği için 52 milyon avroluk bir hibeyi Van Belediyesi'ne gönderiyor. Fakat kayyum atanır atanmaz, kayyum yönetimi, özellikle VASKİ Genel Müdürü bu planlamanın uzun süreceğini, uzun yıllar alacağını bahane ederek bu hibeyi iptal ettiriyorlar. Hayata geçirmiyorlar. Ama parayı alıyorlar. Almıyorlar. Parayı da almıyorlar. Fakat şunu diyorlar. Diyorlar ki bu çok uzun sürecek. Bu bizim taleplerimizi karşılamayacak. Bu iş acildir. Halbuki böyle bir şey yok. Doğru değil. Peki niyetleri neydi? Neden? Çünkü Avrupa Birliği'nden gelen fonların denetlenmesi çok sıkıdır. Yani oradaki müşavir firma, orada ihaleyi alacak firma çok sıkı denetlenir. Ve onlarda yolsuzluk yapma şansınız hiç yoktur. İşte bunu yapamayacakları için, yani kenti, Van halkının geleceğini düşünmek yerine kendi çevrelerini düşünerek özellikle VASKİ Genel Müdürü eksik kapasiteli ve hızlı bir şekilde planlaması, fizibilitesi doğru yapılmayan yeni bir projeyle, yeni bir ileri biyolojik atık su projesiyle bunu hayata geçirmeye çalıştılar. İhaleyi kendi yandaşlarına verdiler ve olması gereken kapasitede bir tesis yapmadılar. Yani Van'daki atık suyunun hepsinin gireceği,
orada yoğunlaştırma, havalandırma havuzlarında arıtılıp temiz suyun göle deşarj edileceği büyüklükte bir tesis yapmadılar. Daha küçük bir tesis yaptılar. Atık suyun hepsini tesis alamıyor. Atık suyun %20'si 30'u kayyum döneminde yapılan o eksik kapasiteli arıtma tesisine girmeden kaçak bir şekilde göle deşarj ediliyor. Bu kayyum döneminde yapılan Van Gölü'ne, Van halkına büyük bir haksızlık. Şimdi deminden beri bahsediyoruz. Bu kadar katrilyonlar Milli Eğitime, Sağlık Bakanlığı'na, Aile Bakanlığı'na aktarılırken işte oradaki bu kentin geleceğini ilgilendiren atık su tesisinin kapasitesi yükseltilmemiş. Ya da yanına o kapasiteyi dolduracak ek bir tesis yapılmamış. Yani biz şimdi onun çalışmalarını yapıyoruz. Fizibilitelerini bitirdik, planlamalarını bitirdik. Yani kaçak yoldan göle verilen %20-30'luk o atık suyu sisteme dahil edecek formül arayışı. Arayışı, planlaması, yeni bir tesis, yanına yeni bir tesis planlamalarımız sürüyor. Bunun için de biz İller Bankası'na başvuruda bulunduk. Biz borç istiyoruz. Bize gelin hibe yapın, para verin, bedava para verin. Biz yapalım demiyoruz. Bak bize borç verin. Bu kadar kayyuma 10 katrilyon para aktarmışsınız. Borç vermişsiniz bu halkın kaynaklarını. Ya bu kentin geleceği adına, dünya miras listesinde olan Van Gölü'nün geleceği adına, ya Allah rızası için ya. Bize kredi verin, biz halkı, kenti bu sıkıntıdan kurtaralım. Dolayısıyla biz hep şunu söyledik, seçimlerden önce de söyledik. Kayyum anlayışı, asla bu kenti düşünen, kendini bu kente ait hisseden, bu kentte yaşayan insanları kendi insanı gibi gören bir anlayış olmadığını hep iddia ettik. İşte bu pratik bu iddiamızı doğruluyor. Gerçekten siz bu kenti düşünseydiniz, siz bu kentin insanını kendi insanınız gibi görseydiniz, böyle vicdansız bir uygulamayı kabul eder miydiniz? İnsanın içi acıyor. Şimdi dolayısıyla biz... İller Bankası'ndan cevap geldi mi? Halen gelmemiş.